Tekstilin önemli yer tuttuğu Denizli'de 2018'de sektörün konumunu araştırıyoruz. Tekstil sanayinin önde ismi Nesa Tekstil'e konuk oluyoruz. Üretim kapılarını Meltem'le zirvedekileri açan Nesa Tekstil, Denizli'de tekstilin öyküsünü de bizlere anlatıyor. Avrupa'daki başarılı fuarlarda da ülkemizi temsil eden Nesa Tekstil, başarı basamaklarını tırmanmanın gururunu da yaşıyor. Nesa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Özel bu hafta konuğumuz oluyor. Sayın Özel, tekstil sektörünü bizlere bakın nasıl değerlendiriyor. Nesa Tekstil, öncelikle adından bir defa başlayalım ve kuruluşundan bugüne şöyle bir genel bir değerlendirme yapalım. Firmamızın kuruluşu 1995 senesidir. Nesa firması adı altında faaliyetimiz bir aile şirketi. Nesa ismi Nevzat ve Sabiha isimlerinden alınmıştır. N'sini Nevzat'tan, Sabiha'sını S'sini Sabır'dan aldık. Ve Nesa firması olarak faaliyetimiz ihracatçı firma olarak faaliyetimize 1995 senesinde oğlumuzla beraber başladık. Amacımız ülkemize ihracat konusuyla daha önceki tecrübelerimizden kaynaklanan faaliyetimizle beraber yeni bir ivme kazandırmak için üst kalite bir ürün üretmek için faaliyetimizi başladık. Ve o günden bugüne de hem ciromuzu hem kalitemizi yükselte bu 2018 senesine kadar geldik. İnşallah bundan sonra da daha kaliteli, daha seviyeli bir şekilde ticaretimizi devam ettireceğiz. Hem ülkemizin gelişmesiyle ilgili hem de firmamızın gelişmesiyle ilgili çalışmalarımızı devam edeceğiz. Evet, bir işveren olarak tabii bir sorum daha olacak size. İşçilik açısından Denizli'de istihdamdaki çalışan kişiler, işsizlik oranı var mı burada? Tekstilde nasıl, böyle işsiz, işçi bulmada sıkıntı çekiyor musunuz? Bu da çok önemli bir konu bence. Önemli. Çünkü Türkiye'nin bir işsizlik sorunu var. Biz onu bir detaylayalım. Ben onu şöyle açıklayayım. Bilhassa Denizli'mizde şöyle bir sıkıntı var. Bugün mevcut işçilerimizi elimizde zor tutabiliyoruz. Bunların içerisinde biliyorsunuz süreç içerisinde emekli olan kısmı oluyor. Dolayısıyla evlenen, nişanlananlar oluyor. Bazı askere gidenler oluyor. Bunların yerine işçi bulmakta çok zorlanıyoruz şu anda. Bunu aşmamız lazım. Bulduğumuz ne yapıyorsunuz derseniz üretimi artıracak sistemler düşünerek bu işsizliğin kısmen oradan çözmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Makinaları biraz daha yenilemeye gayret ediyoruz. Bazı sistemler düşünerek oradan tasarruf sağlamaya gayret ediyoruz. Ama şu anda deseniz ki işçi çalışmak için alacak mısınız? Alacağız. Ama bırakın kalifiyeyi, öğrenci işçi dahi bulamıyorsunuz. Maalesef şu anda durum bu. Son olarak ne diyelim? Tüm dünyaya bir mesaj verelim. Evet. Türkiye'den, Denizli'den. Bizler bu yaşımıza geldik, hiç korkmadan devam ediyoruz. Acaba iş olur mu? Acaba satış olur mu? Acaba piyasalar durulur mu diye bir düşüncemiz olmuyor. Önümüze bakıyoruz, çalışmalarımız devam ediyoruz ve bunları yaparken de yeni gençlerde bunları da tavsiye ediyoruz. Çocuklar diyoruz, siz korkmayın. Herkes işine baksın, devam etsin. Yeter ki birlik, beraberlik olsun. Ülkemizi devamlı ön planda tutabilmek için alnımız açık olsun ki desteklerimiz hükümetimize, devletimize severek, sayarak, milli bir duyguyla çalışalım ki ayakta kalabilelim. Bizim tavsiyelerimiz, çalışmalarımız bu yönde. Herkese hayırlı olsun diyorum.